telefon uygulamasıyla başlamak istiyorum önce. Şimdi Edmodo'nun şöyle E şeklinde sarı bir simgesi var. Ekranda bu şekilde görünüyor. Genel Samsung'larda da iPhone'larda da yine benzer şekilde görünüyor. iPhone'da bakmadım ama sanırım orada da olması lazım. Orada da var herhalde. Ben Edmodo sekmesine tıkladığımda şu tuşuna bastığımda web sayfasındaki gibi gördüğüm bütün bilgileri yine burada görebiliyorum. Mobil uygulamasında da yine uygulama devam ederken kullanacağız. Şimdilik buna şöyle bir ara vereyim. Burada bir kalsın bu. Edmodo uygulamasıyla şimdi başlayalım. Edmodo uygulaması web sayfası üzerinden edmodo.com yazdığınızda Google'a Edmodo yazdığınızda veya işte tarayıcı kısmına Edmodo yazdığınızda çıkan web sayfası. Edmodo içeriği tamamen bize özgü şekilde bir sanal sınıf ortam oluşturma üzerine kurulan bir sistem aslında bir web aracı. Peki ne gibi avantajlar sağlıyor? Birincisi öğretmen, öğrenci ve veli arasında işbirliğini sağlamak adına oluşturulan bir sanal sınıf ortamı. Yani ben burada hem öğrencimi hem velimi Edmodo üzerinden kontrol edebiliyor. Onlara gerekli paylaşımlarda bulunabiliyor. Onlarla alakalı kendi duyurularımı, kendi ders içi etkinliklerimi onlarla paylaşabiliyorum. Hangi öğrencimin hangi velisi olduğunu öğrenciyi veliyle ilişkilendirebilip bağlayabiliyorum. Aynı şekilde öğrencilerimi buradan takibini yapabiliyorum. Bir kendim sınıf içerisinde grup kurup, okul içerisinde bir grup kurup veya farklı şekillerde Edmodo kullanıcıları arasında bir grup kurup, bir sınıf kurup yine bunları bu şekilde takibini yapabiliyorum. Ders dokümanları paylaşabiliyorum. Öğrencilerimi derse dokümanları paylaşmak için sınıfıma veya grubuma davet edebiliyorum. Yani tamamıyla öğrencilerimle ve velilerimin arasında oluşan bir çevrim içi bir sınıf ortamı diyebiliriz. Bir daha önce oluşturduğumuz bizim sınıf ortamları vardı. Google Classroom vardı mesela. Yine Google Classroom'a benzer bir ortam sağlıyor ama fakat bu biraz daha burada konu öğrenciler ve veli arasında biraz daha ayrıntıya iniyor. Yani biraz sonra çok detaylı olarak da anlatınca göreceksiniz. Biraz daha farklı oluyor. Edmodo'nun uygulamasının olması, mobil uygulamasının olması çok ama çok büyük bir avantaj. Çünkü günümüzde öğrenciler veya öğretmen olarak hani bazen ayaküstü işte bir şeyleri takip etmemiz gerekebiliyor ve web sayfasına girip bilgisayar üzerinden veya telefon üzerinden web sayfasıyla işlem yapmamız ekonomik olmuyor bazen. O yüzden mobil uygulamasıyla işimizi halletmemiz bizim için çok ama çok pratikleşiyor. Edmodo tamamıyla ben uygulamasının olup o uygulama üzerinden işlem yapabildiğim için daha doğrusu Edmodo'yu kullanmaktan çok keyif alıyordum. Yani alıyorum hala. Şu an kullanmıyorum ama 1-2 sene öncesinde çok aktif kullanıyordum. Şu an pek ara verdim. Edmodo ile alakalı pek kullanımım olmuyor bu aralar. Edmodo'nun peki bize kattığı farklı avantaj nedir? Önce ben şu girişi yapmaktan bir bahsedeyim. Şimdi Edmodo'ya sayfasını açtığımızda eğer üye değilseniz kaydol seçeneğe tıklayarak şurada bir öğretmen, bir öğrenci veya veli olarak giriş yapabilirsiniz. Edmodo'yu kullanan herkes Edmodo üyesi olmak zorunda. Yani kaydı olmak zorunda. Öğrenciyseniz de, öğretmenseniz de, öğrenci bile olsanız burada yine bir Gmail hesabınızda veya ofis tabanlı çalıştığı için Office 365 ile buradan kaydolabiliyorsunuz. Yani kayıt olmadan Edmodo'yu kullanma lüksümüz yok maalesef. Ben burada bir öğretmen seçeneğini tıklayarak buradan e-postamla ve işte Google hesabımla kaydolabiliyorum. Bunun geçtikten sonra kaydol seçeneğine tıkladım, kaydım oldum. Oturum açma seçeneğinden tıklayınca buradan daha önce kaydolduğum isim ve kullanıcı adıyla Edmodo'ya giriş yapıyorum. Edmodo'ya giriş Gmail hesabını soruyor bana. Evet, kendi Gmail hesabımla giriş Edmodo'ya yaptım. Peki Edmodo'nun diğer işe sınıf çevrimiçi sınıf ortamlarıyla oluşturduğum diğer çevrimiçi web araçlarından farkı nedir diyecek olursak Edmodo birincisi paylaşım kolaylığı sağlıyor bize. Gerçekten ciddi anlamda hani çok güzel bir paylaşım kolaylığı var. Yani paylaşımlarımızı arşivleyebiliyoruz. Dosya ve klasör şeklinde bunları yedekleyebiliyoruz. Öğrencilerimizi bunları ulaştırabiliyoruz. Yani ben falanca öğrencime işte biraz önce paylaştığımız sınıfta ben mesela kendi sınıf üyelerime öğrenci
Öğrenci olarak mı giriş yaptık hocam? Öğrenci ve öğretmenlerime burada farklı şekillerde görev verebiliyorum. Mesela işte buradan Tuncay hocama, Merve hocama, öğrencilerime ayrı ayrı görevlendirme verip ayrı ayrı işlemler yapabiliyorum öğrencilerimle alakalı. Ve oluşturduğum sınıflarda öğrencilerime çeşitli görevler verdikten sonra fazla görev yapan öğrencilerime ödül verebiliyorum. Rozet verebiliyorum. Mesela ki rozet görevleri var. Onun dışında paylaşım kolaylığı, duyuru kısımları çok önemli burada. Ben bu hafta içerisinde işte Cuma günü şu etkinliği yapacağız ve bununla alakalı öğrencilerimiz sınıflara koymuşsam duyurumu buradan yapabiliyorum ve öğrencilerime uygulama üzerinden otomatik olarak bildirim gidiyor. Benim her paylaştığımda öğrencinin telefonuna bir bildirim gidiyor. Edmodo bildirim üzerinden öğrenciye haber vermiş oluyor. Yani internet hani günümüzde duyuru amaçlı, haber amaçlı kullandığımız bazı uygulamalar var. WhatsApp gibi birçok böyle haber verdiğimiz uygulamalar var. Ama öğrencimiz sadece bizim kontrolümüzde bir uygulamayı takip etsin. Oradan paylaşımlarımızı yapalım, dönüt alalım diyorsanız Edmodo kesinlikle bu konuda size hizmet ediyor. Onun dışında iletişim kolaylığı var arkadaşlar. Edmodo'da iletişim adına gerçekten çok güzel bir imkan sağlıyor bize. Ne gibi iletişim? Mesela soru cevap olabilir. Öğrencilerim akademik destek kullanıyor ama onun dışında son sınıf öğrencileri ya da farklı şekillerde sınavlara çalışıyorlar veya bunlar dışında sınıf içerisinde bize sormak istediği farklı sorular var. Bununla ilgili bize öğrencilerimiz buradan sorularını görüntü ve metin olarak iletebiliyorlar. Biz bunları cevaplandırabiliyoruz. Bunları soru haline, doküman haline getirip öğrencilerimize doküman şeklinde bunları verebiliyoruz. Haftalık paylaşımlarda bulunabiliyoruz. Öğrencilerimiz bize şu gün şu saatte bu ödevi teslim etmesini istiyorum mesela. Bir planlama yapabiliyoruz. Tabii bu planlamayı veli kontrolünde de yapabiliyoruz. Velimize, öğrencimize bağlayarak velimiz burada kendi öğrencisini görüp hangi şekilde devam ettiğini, ne şekilde ilerlediğini yani takibini kendi biz yapabildiğimiz gibi veli de yine buradan kendi öğrencisinin takibini yapabiliyor. Grup çalışmaları yapabiliyoruz. Biz bir not verebiliyoruz. Bu çok önemli. Not da burada verme imkanımız var. Yani özellikleri bir hayli fazla. Aktif olarak kullandığınız sırada zaten birçok özelliğini yine kendiniz keşfedeceksiniz. Öğrencilerinizle beraber kurduğunuz bir online sınıf. Ama gerçekten çok güzel bir sınıf bu. Zaten Edmodo'nun şöyle üst tarafa baktığınızda böyle sayfaya giriş yaptığınızda işte şu emojiler bazı şeyleri size anlatıyor. Emojilerde mesaj, kütüphane, keşfet, sınıf, ana sayfa bölümleri var. Şimdi ana sayfa bölümünden başlayayım. Ana sayfa bölümünde benim ana sınıfında sol tarafta bana ait bilgiler, öğretmen kişisel profile ait bilgiler oluyor. Oluşturduğunuz sınıflar, gruplar ve takip ettiğiniz etiketler burada var. Nedir etiketler? Bu popüler etiketler Edmodo'da öğretmenlerin o etiket üzerinden yaptığı paylaşımlar, sohbetler, konular. Mesela şurada işte Arts veya İngiliz Arts adını atıyorum. Bu etiketlerle yapılan bazı paylaşımları görebiliyorsunuz. Mesela diğer Edmodo kullanıcıları. Mesela işte bu öğretmenimizin paylaşmış olduğu işte hem ülkede hem de öğretmen olarak paylaştığı bir paylaşım var. Kullandığım bu Edmodo web sayfası üzerinden eğer İngilizce olursa ya veya bu bazı yazılar İngilizce olarak görürseniz mutlaka kullandığınız tarayıcıya göre bu sayfayı Türkçeleştirin. Araç çubuğunun sağ tarafında bir dil ayarı vardır. Eğer bu bulamazsanız buradan dil ayarını sağ klik yapıp Türkçe'ye çevirmeyi deneyin. Internet Explorer'da, Safari'de, Mozilla'da, Yandex'te birçok tarayıcıda bu şekilde vardır bu sistem. Türkçe diline çevirdiğinizde mesajları yine buradan Türkçe olarak okuyabiliyorsunuz. Mesela kübizmle alakalı bir işte şey yapmış, paylaşım yapmış öğretmenimiz. Daha önce paylaşılan öğretmenlerin burada paylaşımlarını görebiliyor, takip edebiliyor veya beğenebiliyorsunuz, yorum yapabiliyorsunuz ve kendiniz bunları paylaşabiliyorsunuz. Bu imkanı size veriyor. Sağ tarafta popüler konuşmalar, yani Edmodo'nun gündemindeki konuşmalar gibi düşünebilirsiniz. Biraz şeyi andırıyor aslında sosyal medya platformlarını, yani paylaşım açısından Facebook, popüler konuşmalardan Twitter'ı, sınıf oluşturma, işte Google Classroom gibi birçok web aracını içinde birleştiren bir uygulama diye düşünebilirsiniz aslında Edmodo'yu. Etiket kısımların kullandığınız, takip ettiğiniz etiketler var bu tarafta. Bunları kendiniz arttırabiliyorsunuz. Şuradan bir hashtag
şeyine tıklayarak takip edebilir. Bu etiket kısmında da Instagram'a benziyor. Yani birçok konu olarak ciddi anlamda sosyal medya platformlarını birleştiriyor gibi düşünebilirsiniz. Oturum açarken bilgileri eşim istemesi güvenli mi? Hocam ben yani izin veriyorum bilgilerime erişmesi yani derken öyle bir seçenek çıkmadı karşıma ama yani Edmodo'yu kullandığımdan beri bir zararı görmedim. Öğrencilerim arasında ciddi anlamda çok da kolay ekonomik şekilde hem ödev paylaşımı hem takip şeyimi kolaylaştırdığı için gayet de memnun kaldım diyebilirim. Herhangi bir zararını görmedim. O yüzden eğitime koydum, anlatıyorum. Tabii siz bilirsiniz, isterseniz vermeyebilirsiniz. Şimdi driver kişilere erişim izni. Öyle bir şey vermeyin hocam ya. Öyle bir şey bana sormadı ama. Şimdi Microsoft tabanlı çalıştığı için kendisinin bizim bazı bilgilerimize yani erişiyor mu? Yani Microsoft'la alakalı bilgi derim ama driver'ın bilmiyorum öyle bir şey benim karşıma çıkmadı. Şimdi sol tarafta popüler etiketler dedik. Burada işte Edmodo'da popüler gündemdeki etiketler. Benim oluşturduğum sınıf ve gruplarım var. Şimdi sınıf ne, grup ne? Edmodo'da öğrencilerinizi bir sınıf olarak A, B, C, D işte neyse artık bir sınıf olarak öğrencilerinizi girmiş olan sınıfların Edmodo hesaplarını oluşturabilirsiniz. Sınıflar dışında öğrencilerinizde eğer bir eğitsel kolunuz varsa, eğitsel faaliyetiniz varsa, bir kulübünüz varsa bunları bir kulüp halinde gruplandırabilir ve farklı şekillerde farklı sınıflarda olan öğrencilerinizi grup olarak farklı bir yerde yine toplayabilirsiniz. Sınıf içerisinden çıkıp dışarıda çalıştığınız şirkette bağlı bulunduğunuz kişileri bir grup olarak burada toplayabilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz, aynı çalıştığınız departmandaki insanları, aynı işi yaptığınız insanları veya aynı bilişim öğretmenleri, işte fen bilgisi öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri kulüp olarak burada kendinize yine bir kulüp kurabilirsiniz. Bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Yani sadece öğrenci öğretmen arasında düşünmeyin. Öğretmen öğretmen arasında da bir ilişki kurup bunları bu sistem üzerine Edmodo üzerinden bu işlerinizi yürütebilirsiniz ki size o tarz avantajları dediğim gibi yine sağlıyor. Paylaşım kolaylığı dedik, çevrimiçi bir öğrenme ortamı dedik, doküman dedik, quizlerden bahsettik. İşte iletişim çok önemli dedik. Bunun dışında burada ön bilgi olarak vermemiz gereken başka bir şey yok. Şimdi ben sınıflarımdan devam etmek istiyorum. Bir sınıf oluşturuyorsunuz mesela buradan. Sınıflarım sekmesine tıklayarak bir sınıf oluşturabiliyorsunuz veya aşirelediğiniz başka bir sınıflar olabiliyor. Veya bir sınıfa katıl diyerek buradan size paylaştığım sınıf kodunu kullanarak bir sınıf sınıfa ulaşabiliyorsunuz buradan. Yani kendiniz de başka öğretmenli arkadaşlarınızın kurduğu sınıflara girebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde öyle bir engellemesi yok. Bir sınıf kurdunuz, öğretmen olarak bir sınıf oluşturdunuz burada. Oluşturduğunuz sınıfın şöyle bir daha bakayım oraya. Sol taraftan sınıflarım sekmesine tıkladım. Şuradan oluşturduğum sınıf genç beyinler diye bir sınıf oluşturdum. Tamamıyla ekran bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. Öğrencilerinizi sınıf koduyla davet edebildiğiniz gibi bir link üzerinden de yine davet edebilirsiniz. Yani şu şekilde benim sınıf kodum bu mesela. Bunu öğrencilerimle paylaşabiliyorum. Daha sonrasında şuradan e-posta ile öğrencilerimi davet edebiliyorum. Bir de linkim olması gerekiyordu. Evet şurada da katılma URL'si var. Yani öğrencilerinizi sınıf koduyla sizi biraz önce davet ettiğim gibi şu URL ile de öğrencilerinizi buraya yine davet edebiliyorsunuz. Öğrencilerime ben Edmodo hesapları açtılar. Hepsi Edmodo hesabı açtı. Ben buradan sınıfımı kurduğum URL'yi kullanarak veya şu sınıf kodumu kullanarak bütün öğrencilerimi buraya davet ettim. Tamam. Şurada üyeler kısmında benim öğrencilerim yer alıyor. Öğrenci olarak şurada aynı sınıfa mesela ben işte 7A sınıfını kurdum. Öğrencilerimi aldım. 7A sınıfında derse gelen öğretmenleri de buraya alabilirim. Bu şekilde yine buradan sistem üzerinde bunlara ulaşabiliyorum. İki tane öğrencimiz var. Osman Hocam ve Mesude Hocam. Bu iki öğrencim sınıfta, bu iki öğrencimin dersine giren şurada ondan fazla öğretmenim var. Şimdi buradaki amaç şu. Öğrencilerinizi bir sistem üzerinde toplayıp takibini hep birlikte sağlayabiliyorsunuz. Yani Edmodo'nun asıl amacı aslında o. Hani bir şeyler beraber toplu bir şeyleri yapmak ve bunları toplu olarak takibi almak. Tabii bu şekilde beraber burada yaptığınız
yaptığınız her şeyi herkes gördüğü gibi bireysel olarak da mesela öğrenci ve öğretmenlerinize buradan bireysel olarak da ulaşabiliyorsunuz. Mesela işte ne olabilir? Ben buradan işte Uğur hocama bastım. Uğur hocamla alakalı özel bir konu konuşmam gerekiyor. İşte ne oldu? Ha, mesela atıyorum Osman hocama buradan özel bir konu söylemem gerekiyor. Osman hocama özel olarak mesajlar bölümünden mesaj yazabiliyorsunuz. Mesaj yazdığınız gibi bu sınıfınıza bağlı öğrencinize daha önce sınıfınıza bağlı koyduğunuz bir rozet varsa ona göre işte burada farklı şekillerde rozetler var mesela sınıfınıza bağlı. Rozet atayabiliyorsunuz. Mesela bu hafta çok çalıştı. Buna bir çok çalışma rozeti oradan gönderip ayın öğrencisi veya işte farklı şekillerde ödüllendirebiliyorsunuz. Şimdi sınıfınıza bağlı şurada oluşturduğunuz paylaşım yeri var. Buradan bir paylaşım yaptığınızda bunu öğrencileriniz otomatik olarak sınıf içerisinde bunu görebiliyorlar. Aynı zamanda telefonumdan bir daha şöyle bağlanayım. Evet, telefonunuzdan da yine Edmodo'ya giriş yaptığınızda şu sağ tarafta şurada gördüğünüz gibi bir bildirim menüsü, bildirim yeri var şurada. Bildirimlerinize bastığınızda kullanıcı olarak mesela hangi öğrencinizin işte Selpil öğrencimizin sınıfımıza dahil olduğunu, Rabia hocamızın işte veya Uğur öğrenci veya öğretmen hani ben öyle söylüyorum ama işte öğrenci ve öğretmenlerinizin burada hangilerinin sınıfınıza dahil olduğunuzu veya daha eski paylaşımlarıma şöyle bakacak olursam mesela öğrencimin işte bir yorum yaptığını, gönderimi gördüğünü, kulübe dahil olduğunu, işte bir paylaştığım bir şeyi beğendiğini gibi birçok bildirime buradan erişebiliyorsunuz. Yine buradan profil sekmenize tıklayıp yine benzer şekilde burada da uygulama üzerinden de ayarlarınızı, profil ayarlarınıza ulaşabiliyorsunuz veya bir takım şeyleri takip edebiliyorsunuz buradan. Buradan daha önce sizin aldığınız rozetler de yine burada mevcut şekilde görebiliyorsunuz. Sınıfıma tıkladığımda sınıfımda yapmış olduğum paylaşımı yine buradan görebiliyorum. Kendim beğenebiliyorum veya telefon kullanımı gerçekten çok basit. Mesela telefondan bir link verebiliyorum öğrencilerime veya fotoğraf çekip buradan bir fotoğraf gönderebiliyorum veya bir anket oluşturup bir anket gönderebiliyorum veya kendim de istersem şuradan bir çizim yapabiliyorum. Bu paylaşım araçları içerisinde bize bu imkanı veriyor. Çizim yapıp paylaş. Şu an biraz yüklüyor. Bu hafta bunu çiziyoruz. Mesela böyle bir ödev verdim. Bu tüm grubu ilgilendiren bir şey ve resim olarak paylaştığımda yine benim web sayfamı şöyle bir yenilediğimde sorumuz mu var? Web sayfanı yenilediğimde yine buradan paylaştığım buraya resim olarak geliyor. Yani telefon ile web sayfasındaki uygulama ve aktiflik şeyi tamamıyla güncel durumda. Saniye olarak telefondan yaptığınızı yine bilgisayar web sayfası üzerinden takip edip devam edebiliyorsunuz. Peki burada oluşturduğunuz bu ödevlerinizi klasörleyip arşivleyebiliyorsunuz. Mesela Mayıs ayında etkinliklerinizi arşivleyip bir sonraki sene farklı bir öğrencinizle farklı grup oluşturdunuz, farklı sınıf oluşturdunuz. Bu klasör ve arşivinizden onları buradan erişimini sağlayıp o hafta aktif olan duruma göre yine kullanabiliyorsunuz. Yani kendi arşivlerinizi yine burada yedekleyebiliyorsunuz. Çünkü çok da öyle düşükte bir boyutu yok. Yani bayağı da bir boyut olarak da yine yedekleme yapabiliyorsunuz burada. Öğrencilerinizi sınıf içerisinde sınıf kurabiliyorsunuz. Mesela küçük grup grup ne olabilir? İşte sınıf başkan ve başkan yardımcısını küçük bir grup haline buradan işte grup haline getirebiliyorsunuz. Mesela bu hafta başkana özel bir paylaşım yaptınız. Sadece ona gönderdiniz. O da oradan alıp arkadaşlarına bir şey gönderebiliyor vesaire. Yani bu şekilde de yine bir imkan sağlıyor bize Edmodo. Peki ben burada öğrencilerimi, öğretmenlerimi, takipleri nasıl yapacağım veya ona da şöyle bir değinelim. Şimdi ben buradan bir mesaj oluşturabiliyorum. Bir öğrencilerimi yine aynı şekilde buradan görebiliyorum. Ve sınıf içerisinde şurada ana sayfadan sonra ana sayfadan anlatmamız gereken sanırım ekranda başka bir şey yok.
yol. Sınıfa geldiğimde şu üst taraftan sınıfa tıkladığımda sınıf yönetimi, benim bağlı bulunduğum sınıf, neyin tarihi geldi diye bir bölüm var. Burada hazırladığınız, daha önceden hazırladığınız planlar, size verilmiş olan planlar da olabilir. Mesela farklı bir gruba veya farklı bir sınıfa da girmiş olabilirsiniz sınıfınız dışında. Buradan size verilmiş, atanmış bir görev olabilir. Bunu buradan görebiliyorsunuz. Planlar kısmında zaten bu otomatik olarak çıkıyor. Eğer yapmışsanız gözden geçirildi veya değerlendirme aşamasındaysa buradan görebiliyorsunuz. İlerleme kısmında sizin buradan bağlı bulunduğunuz sınıflar veya gruplar, bütün hepsi buradan aşağıya doğru çıkıyor. Eğer 10 tane sınıfa girip 10 tane sınıfla alakalı sınıf oluşturmuşsanız, şuradan sınıfın sekmesine tıkladığınızda, şuradaki sekmeye tıkladığınızda aşağı doğru bütün sınıflar çıkacaktır. Ve hangi sınıf seçerseniz, sizin mesela benim kulübümdeki öğrencilerim, o kulübümde öğrencilerim yapmış olduğu çalışmalar, almış olduğu rozetler. Mesela benim şu an bizim eğitimimizde yapmış olduğumuz genç beyinler sınıfımızdaki öğretmenlerime, öğrencilerime bakıyor. Bu öğrencilerim buradan ayrı ayrı not verebiliyorum. Mesela her hepsine işte ya bu not e-okulla veya işte sistemle alakalı değil. Bu biz kendi aramızda yapmış olduğumuz bir sistem gibi düşünün bunu. Öğrencinize not verebiliyorsunuz. Tabii oradaki notlarınızı buraya da ekleyebiliyorsunuz. Yani e-okuldaki notu neyse burada da benzer aynı şekilde burayı da kullanabilirsiniz. Mesela ortalama falan çıkartabiliyor size, yine sene sonunda o şekilde not olarak da öğrencinizi kullanabiliyorsunuz. Mesela ben sınıfıma işte belli çalışmalar ekledim. Farklı şekillerde not verdim. Birinci veya ikinci not dönemi gibi buradan farklı şekilde not dönemimiz oluyor. Sınıf içerisinde bu yapmış olduğunuz işlemleri, öğrencileriniz çok güzel, bu hafta çok güzel çalıştı mesela. Kendiniz bazı rozetleri ekleyebiliyorsunuz. Bu rozetlerin belli özellikleri var. İşte mesela bunların Türkçeleri vardı ama işte bu, ne bileyim, ayın öğrencisi, student of month mesela, ayın öğrencisi. Başarı rozeti, işte bu mükemmel, işte neyi, katılım rozeti, işte daha sonra mesela homework ya, ödev yardımcısı rozeti var mesela. Eğer bir öğrenciniz arkadaşına yardım etmişse yine bunu bu rozeti kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra çalışkan rozeti var burada. Mesela good questions, iyi soru rozeti var. Mesela öğrenciniz çok iyi soru sormuştur. Bu rozeti ona verebiliyorsunuz buradan öğren. Yani bunları verdiğiniz zaman öğrencileriniz hani mutlu oluyor mesela. Öğrencileriniz bu hafta çok çalıştı. Aynı öğrencisi rozeti oldu. Şunu oldu. Yani çok ciddi anlamda bu rozetler bir pekiştireç olabiliyor öğrenciler için. İşte iyi burada insan şey olabiliyor, rozeti olabiliyor. Profil tamamlama rozeti var. Ya da Edmodo katılım rozeti var. Mesela Edmodo'ya katılan herkes, öğrencinize bu rozetleri verebiliyorsunuz. Ben burada Edmodo'ya katılım rozetimi mesela gruba ekleyeyim. Grubuma ekledim ve Edmodo katılım rozetimi şöyle bütün öğrencilerime aktif olarak vereyim. Şöyle bütün öğrencilerime bunu verdim. Ve daha sonra öğrencilerinize mesela Uğur Hocama da bir star performans rozeti vereyim, atıyorum. Biraz önce baktım açmadı bunu ama. Ve öğrencimin üzerine geldiğimde, öğrencimin ismine tıkladığımda, onun profilini açtığımda hala açmadı. Uğur Hocam neden açmadı seni anlamadım ama. Mesela şöyle Serpil Hocama vereyim. Evet, mesela Serpil Hocama buradan verdiğimde işte sosyal bağlantılarını kendi profil ayarlarından görebiliyorum ve buradan da ona verdiğim işte şuradan rozetleri kendim görebiliyorum veya kendi arkadaşları da yine bu rozetleri buradan kendisi görebiliyor. Edmodo buna kendisi bir rozet verebiliyor. Ben de kendim rozet verebiliyorum. İşte buna, eğer öğrencime verdiğim bir ödevim varsa onu buradan görebiliyorum. Bunun benim sınıfım dışında bağlı olduğu başka bir sınıf varsa yine onları buradan bağlantılarından görebiliyorsunuz. Bunu buradan şöyle bağlan diye bir sekme var. Bu bir saniye. Şuradan neredeydi o? Ha, bağlantılar sekmesi var. Sanırım yok, bu da değildi. Yok, burada buradaydı ama galiba yeri değişmiş onun. Şöyle veli ile öğrenci mi
bağlama seçeneği çıkıyordu ama onun yeri mi değişti, ne oldu? Şimdi şuradan bir sınıf yönetimime gelmek istiyorum. Sınıfıma şuradan üyelerim. Evet, ha şurası. Şimdi öğrencilerin bağlı bulunduğu velileriyle bunları bağlayabiliyorum. Mesela şurada tabii eğer öğretmen olarak kaydolmuşsa yani öğretmen olarak kaydolmuşsak sınıfıma bağlı öğretmenleri tabii öyle bir seçenek çıkmıyor ama öğrenci olarak sisteme girmişse ve sınıfıma dahil olmuşsa şu sağ tarafta veli bağla seçeneği var. Mesela benim sınıfımda öğrencim veya herhangi bir öğretmenim mesela bir veliye bağlamak istiyorum. Bunu e-posta ile bağlayabildiğim gibi cep telefonuyla da bağlayabiliyorum, davet edebiliyorum. Yani buna telefon numarasını yazdığımda telefonuna giden link üzerinden sınıf daveti, hani bir link vardı başta söylediğimiz, sınıf davetini kullanarak sınıfa gelebiliyor ve geldiği anda otomatik olarak zaten bu öğrencime bağlanmış oluyor. Öğrencilerin bağlı olduğu velileri buradan görebiliyorum. Öğrencimin velisiyle sisteme girdiğinde kendi öğrencisini direkt sistem üzerinden takip edebiliyor. Öğrencisini yapmış olduğu işlemlerden bildirim alabiliyor. Yani ciddi anlamda çok avantajı bize var. Sistem yavaşlatmıyor. Telefon ve web uygulaması ciddi anlamda çok hızlı. Aktif, güncel, yani telefon ve web üzerinden birbiri arasındaki ilişki ve bu tarz konularda telefondan yaptığınızı hemen web sayfasından da güncelleyebiliyorsunuz. Veli bağlantısı bu şekilde dedik. Şimdi şuradan sınıf içerisine ilerlemedeydik. Öğrencilerimize farklı şekillerde görev teslim edebiliyorum. Görevlerini teslim ettikten sonra onlara bir ödev falan verebiliyorum. Aynı şekilde ödev verebiliyorsunuz buradan da. Şimdi ben Edmodo sekmesine tıkladığımda burada açılan ana sayfada bir paylaşım yapmamı istiyor. Mesela ne paylaşacaksın? Ben bu hafta bir ödev, genel bir ödev oldu, paylaşmak istiyorum. Bunu kendi bağlantılarınızdan mı, yoksa bağlı bulunduğunuz okuldan mı, yoksa Edmodo'da herhangi bir öğretmenden mi paylaşacağınız, onu soruyor. Buradan işte daha önceden kendi kütüphanenizden bir şey ekleyip ya da bilgisayarınızdan bir dosya ekleyip buraya koyabiliyorsunuz ve paylaştıktan sonra öğrencimiz bunu görebiliyor. Ben paylaşımı genel olarak yapmak istemiyorum. Sınıfım içerisine girip burada yapmak istiyorum dediğinizde sınıf içerisine girip bu paylaşımı ayrı şekilde yine yapabiliyorsunuz. Burada size sunduğu bazı avantajlar var. Bir yayın zamanı planla ya da bir anket oluşturur. Mesela şuradaki farklı güzel özelliği var bunun. Ben bir zaman planlayarak mesela ödevi bugün verdim. Haftaya bugün çarşamba şöyle işte şu gün şu tarihe kadar ödevi teslim etmelerini istiyorum mesela. Bunu direkt bu şekilde öğrencilerinize şöyle mesaj yazıp gönderebiliyorsunuz. Zaman olarak bunu buradan belirleyebiliyorsunuz. Tamamen size ait olarak bu paylaşım burada oluyor. Yani bu sınıf içerisinde başka bir sınıfta da bu paylaşımı yapmak istiyorsanız yine yan tarafa sınıf sekmesinin yanında çıkan diğer seçenekleri kullanarak da ister öğrencinize, ister velilerinize, ister grubunuzdaki Edmodo'da size ait olan diğer sınıflarda bunu kullanabilip mesajı gönderebiliyorsunuz. Bir anket özelliği var mesela, bir de mesaj gönderdim. Ben burada gönderdiğim her mesaj öğrencinin telefonuna bildirim olarak geliyor. Yani sizin şu an bağlı bulunduğunuz sınıfınız mesela, evet şu an mesela Nur öğretmenim bir yorum yapmış. Hacer hocam mesela bir yorum yapmış. Mesela benim şu an mobil uygulamamı bir açayım. Şöyle bir mobil uygulamamı açayım. Evet, bildirimler kısmında ben şuradan bildirimlerimi görüyorum. Şöyle şu an giremedim. Evet, şu an bildirimler kısmında işte Merve hocamın paylaştığı tamam öğretmenim paylaşımı var mesela. Evet, direkt yorumunu kendim de buradan yorumunu beğenebiliyorum. Ne kaç dakika önce bunu paylaştığım yine şurada yazıyor. Paylaştığım bir gönderiyi yine şu sağ üst tarafından, yani şuraya tıklayarak mouse'ta da kontrol edebilirim bunu. Şöyle delete post diyerek bu paylaşımınızı silebilirsiniz veya düzenlemede yapabilirsiniz. Bu hafta bunu çiziyoruz dediniz ama birkaç şey daha eklediniz. Tekrar
öde üzerinde düzenleme yapıp sistem üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Yani bu bildirim olayı gerçekten çok güzel. Sınıf içerisinde öğrencilerinizi takip ettiğinizde hangi öğrencilerinizin ödevimize yanıt verdiğini yine buradan görebiliyorsunuz. Kişisel olarak da sayfa olarak da birçok konuda size yardım sağlıyor. Şimdi şu Discover bölümü var burada. Keşfet bölümü var. Keşfet bölümü nedir? Keşfet bölümünde sizin buradan şöyle bir Türkçe'ye çevirelim. Evet. Sizin Edmodo üzerinde bir koleksiyon var. Edmodo'nun kendisine ait. İşte farklı böyle oyunlar, değişik şeylerde. Bunları öğrencilerinize buradan önerebiliyorsunuz. Kendi haberleri, videoları, öğrencilerin paylaştığı değişik tarzda videolar var. Yani Edmodo'nun bülteni gibi burayı düşünebilirsiniz. Buradan da yine bunların takibini sağlayabiliyorsunuz. Peki kütüphanede ne var? Kütüphanede sizin Edmodo sistemi üzerinde paylaştığınız tüm dokümanlar burada yer alıyor. Buradan daha önce öğrencilerinize paylaştığınız mesela 2021 paylaştığım bir Word belgesi var mesela. Bunu buradan açabiliyorum. Kontrol edebiliyorum. Evet, boş bir Word belgesiymiş. Paylaştığınız dokümanların hepsi burada yer alıyor. Google Drive üzerinden bunu paylaşabiliyorsunuz. O öğretmenime Google Drive izni istemesi sanırım bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Mesela ben Google Drive'a izin vermişim. Şu an Google Drive hesabı bilgilerimi görebiliyor. Öğretmenimizin dersin başında Google Drive izin ver seçeneğini sorması sanırım şimdi kafama oturdu. Şu an anladım onu da. Yani şurada Google Drive sekmemiz var. Buradan Google Drive üzerine kurduğunuz arşivlerinizi buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu Google tabanlı çalışıyor. Microsoft tabanlı çalışıyor. O yüzden Microsoft Office 365 kullanıp da yine buraya bağlantı kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Kütüphaneniz böyle. Yani buradan kullandığınız bir dokümanı direkt olarak Edmodo'ya hesabınızı atabiliyorsunuz buradan. Mesajlar bölümü var. Mesajlar bölümü en son mesajlar, gizli mesajlar. Öğrencilerinize bir takım özel mesajlar yazmak istiyorsanız şuradan değişik tarzlarda şunu bir İngilizce yapalım. Bazı kullanım şeyleri İngilizce olduğu zaman, yani şu mesela Türkçe olduğu zaman bazen kullanımken bazı özellikleri bize göstermiyor ve kendisi sistemde değiştirebiliyor. O yüzden eğer emoji ve şeyleri tam net olarak göremiyorsanız sayfanızı normal haline getirin, İngilizce haline getirin, daha detaylı görebilirsiniz. Burada özel bir mesaj gönderebiliyorsunuz. Kime göndereceğim? İşte mesela şöyle A yazayım. Bağlı bulunduğunuz tüm öğrencileriniz. Mesela benim öğrencim, şu okuldaki öğrencim, işte şu öğrencim, bu öğrencim, işte bir öğretmenim veya farklı şekillerde. Şöyle bir de B'ye bakalım mesela. Veya farklı şekillerde yine bir öğrencim, iki öğrencime buradan birleştirip toplu bir şekilde mesaj, sadece bu öğrencilerimi ilgilendirecek bir mesaj gönderebiliyorum. Ne göndereceksin? İşte library seçeneğine tıklayıp buradan bir görev atayacağım. Ben bu öğrencime bir özel olarak görev şey göndereceğim. Bir ödev göndereceğim. Mesela şu dosyamı gönderiyorum öğrencime. Mesaj olarak bunu gönderdim. Buradan doküman olarak buradan yine çıkıyor. Bu şekilde şöyle biraz şunu yukarıya alayım. Gönder seçeneğine tıkladığımda gönderebiliyorum. Bana emoji olarak bir şey veriyor. Yani ödevini yapmadım, kızgın bir emoji gönderebiliyorsunuz falan diyor. Yine aynı şekilde bunlar dışında bilgisayarınızdan da bir ödev paylaşımı, şey dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Ya bu ödev demeyeyim de bu genelde şu an için bir şey, özel mesaj. Yani öğrencilerime sistem üzerinden, yani bir WhatsApp'tan telefon numarasından ulaşıp aramak yerine Edmodo üzerinden bunlara mesaj gönderebiliyorum. Bu şekilde öğrencilerimle iletişim kurabiliyorum. Öğrencilerim arasında. Onlar da kendi aralarında mesajlaşabiliyorlar. Birbirlerine paylaşımlarını görebiliyorlar. Birbiri paylaşımlarını takip edebiliyorlar. Özelden de yine konuşabiliyorlar. Edmodo'nun sistemi tamamen bu şekilde. Yani sistem üzerinde öğrencilerinizi kontrol etme, öğrencilerinize geri bildirim verme adına gerçekten çok güzel. Öğrencilerinizin sistemde şurada mesela bir eğer ödev vermişseniz tüm grubunuza şurada tarih kısmında, planlama kısmında şey gözüküyor. Tamamen hangi öğrencilerinize ne verdiniz burada gözüküyor. Şurada da zaten planlama şurada bir saniye. Ödevlerinizin, quizlerinizin görünüyor ama tarih şeyi
Bizim bir tarihimiz var bir de burada. Onu da göstermek istiyorum size. Şuradan evet. Yok bu değil. Yok. Neredeydi o? Sınıf genel bir tarihim vardı. Genel olarak tarih kısmını görebiliyordum planlama şeklinde. Şurada kütüphane vardı, sınıf vardı, ilerleme değil. Ben bunu kullanmayalım. Unuttum mu yoksa bu mu değişti? Ben şu an anlamadım onu. Bir zaman çizelgem vardı. Yani burada mesela bir ödev atadım ben biraz önce. Paylaştım bunu. Yok şu an paylaşmamışım. Mesela sınıfıma bir ödev atayım. Şu hatta sınıfıma değil sınıfım içine girerek atayım bunu. Şuradan bir ödev atayım mesela. Bir yayın zaman dilimi işte şu zaman tarihine kadar vereyim ve bunu gönderiyorum buraya. Ve daha sonra ha şurada şuydu ya çok özür diliyorum. Sağ tarafta şunu görmedim. Buraya gelmiş bu. Şimdi benim planlama özelliğim var. Şu sağ tarafta yer alan. Şöyle bir geri geleyim. Bunun yeri normalde başka bir yerdeydi. Buraya getirmişler bunu. Evet, 30 yazan takvim sayfası hocam. Şimdi gördüm onu. Açtık diyelim, oruç diyelim artık. Yani şurada gözümün önünde ama görmedim. Şimdi bizim Edmodo içerisinde yaptığımız işleri, Edmodo içerisinde öğrencilerimize verdiğimiz bütün her şeyi takibini sağlayan bir sistem var. Şurada Edmodo Planner diye. Buna tıkladığımda Edmodo ekranında bir planlama sayfam açılıyor ve bu sayfa asıl işlerimi yürüttüğüm sayfam bu. Yine mobil uygulamasından da şöyle bir bakacak olursak şöyle evet, mobil uygulamasından da yine bakacak olursak mobil uygulamasında ne tarafta kalıyor? Şöyle bir bakalım. Mesajlar bölümü, bildirimler bölümü. Mobil uygulamasından nereden erişiyorum ona? Kütüphane var. Şu an mobil uygulamasında onu bulamadım. Şu değil. Mobil uygulamasında şu an onu bulamadım. Şimdi plan sekmesine tıkladığımda sağ tarafta burada benim hangi gün hangi hafta yaptığım bütün planlar burada var. Bu benim haftalık planım olduğu gibi aylık olarak da buradan yine görünüyor. Planlarım burada üzerlerine tıkladığımda bu tarihte yeni bir plan oluşturabiliyorum. Bir etkinlik veya bir görev oluşturabiliyorum. Mesela falancı bir görev oluşturdum şu tarihte işte mesela farklı şekilde böyle bir rastgele bir görev oluşturabiliyorsunuz tarih planlama üzerinde. Buraya geldiğinizde size zaten bildirim verebiliyor. Sınıf için bunu oluşturabilirsiniz. Kendi kişisel profil olarak da yine bunu oluşturabilirsiniz. Planlayacağınızı yazabilirsiniz. Dışarıya aktarma yapabilirsiniz yine. Aylık olarak ve haftalık olarak görünümleri var. Burada cumartesi günü, salı günü, çarşamba günü eğer bir görev atamışsanız şurada bugün için bir görev geliyor. Eğer yani yakınlarda bir görev vardıysa da yine şuraya mesela 2 ay sonra veya 2,5 ay sonra bir göreviniz varsa onlar sıralı şekilde en yakın tarihten itibaren başlayarak burada sıralı şekillerde onları görebiliyorsunuz. Pazar gününe bir etkinlik, bir tarih aralığında bir etkinlik veya bir görev atamak istiyorsam yine buradan tarih üzerinde bunu yapabiliyorum. Daha sonra atadığım görevi sınıf içerisinde öğrencilerimi kişisel ya da toplu olarak da gönderebiliyorum. Yani burada genelde Edmodo'nun kullanım şekli bir sınıf oluşturulur. Bu sınıfta öğrencileriniz sınıfa alınır, üye olarak şuraya alınırlar. Eğer öğrencilerinize veli bağlantısı kurmuşsanız veliler kısmından da bunlar gözü görünür. Velilerinize de öğrencilerinizin
ilgili dersle ilgili tutum ve davranışlarını beğenmediğinizi yine buradan veya çok beğendiğinizi veya o haftalık öğrencinizin gelişim düzeyini buradan öğrencinize, velinize aktarabilirsiniz yine. Velilerinizle de konuşma imkanınız yine var. Dışarıdan bir üye, kendiniz üye ekleyebilirsiniz. E-posta adresinden toplu bir şekilde öğrencilerinizin isim, soy isim ve e-postalarını yazıp toplu şekilde öğrencilerinizi ekleyebildiğiniz gibi sınıf URL'sini kullanarak veya şuradaki sınıf kodunu kullanarak da ulaşabilirsiniz. Tabii bu sınıf kodunu kullanarak dışarıdan herkes mi girmek istiyor? Hayır. Ben sınıfa 10 öğrencim var sınıfta. 10 öğrencimi de ekledim. Daha sonra sınıf koduna tıklayarak bunu kilidini kapatıp lock diyebilirim. Yani artık bu sınıf kodunu kullanarak kimse bu sınıfa daha girmiş giremez yani. Dışarıdan başkaları da buraya girebilir. Benim bunları onaylama gibi bir durum olmuyor. Yani bu kodu kullanan herkes sınıfa giriyor. O yüzden ben bu kodu herkes girdikten sonra kapatabiliyorum. Yani artık sınıfa kimseyi şu anda kimse sınıfa almıyorum. Sınıfın sayısı şu an için yeterli. E-postayla davet edebiliyorum. Buradaki sınıfımdaki işte sınıf kodumu, bilgilerimi PDF olarak dışa aktarma yapabiliyorum. Sınıftaki şu bilgilerimi, sınıfın içeriğini kendim de değiştirebiliyorum. Mesela bir şey yazarım buraya, şu sınıf bilmem ne sınıfıdır diye işte veli toplantımına bunu verip öğrencilerime dağıtabilirim. Yani teknolojiyi, sistem üzerine teknolojiyi bu güncel hayatımız üzerinde kullandığımız çok güzel bir web aracı. Bu Edmodo'nun sadece öğrenciler ve öğretmenler arası ilişki değil. Kurum bazlı çalışıyorsanız da yine kullanabilirsiniz bunu. Kurumsal olarak bu haftaki etkinlikleriniz, bu haftaki çalışma planlarınız planlayıp, gruplayıp hangi arkadaşlarınızla bu işi yapacaksanız onlarla beraber veya toplu olarak bunu yapacaksanız toplu şekilde yine Edmodo'yu kullanıp bu işinizi buradan götürebilirsiniz. Sistem bu şekilde ilerliyor. Edmodo'nun genel kullanım amacı bu. Genel kullanım şekli bu. Ben burada öğrencilerimi ekleyip öğrencilerimle alakalı istediğim şekillerde izin verip onlarla bir takım etkinliklerde bulunabiliyorum. Kendim davet edebiliyorum. Grubumu kapatabiliyorum. Yani sınıf tabanlı bir online çevrim içi bir sınıf tabanlı kullanan bir sistem. İletişim çok güçlü. Kesinlikle iletişim ağı çok güçlü Edmodo'nun. Paylaşım ağı çok güçlü. Veli öğrenci kontrolü ağı çok güçlü. Yani günümüzde EBA var. EBA'ya alternatif olabilir mi? Yani öyle bir tartışma kesinlikle açmıyorum. EBA'nın alternatifini düşünmüyorum. Yani EBA gerçekten işini çok güzel yapıyor ama EBA dışında sınıf içerisinde hani İşlerimiz bizim EBA'dan değil. Yani kendi aramızda bir iş yapmak istiyorsak ya sistem olarak kullandığımız tek web aracı Edmodo olduğunu söyleyebilirim. Bir Google Classroom'u mesela gördük. Classroom'da ne vardı? Sınıftan dışarıdan öğrencim ekleyebiliyordum. Paylaşımlarda bulunabiliyordum ama buradaki sistem planlama sistemi, öğrenci öğretmen arasındaki ilişkiler gerçekten çok muazzam, çok güzel yapmışlar. Edmodo'nun kullanım amacı genel olarak bu. Mobil uygulamasından da yine dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Mobil uygulaması size her türlü avantajı sağlıyor. Buradan öğrencilerinizin yapmış olduğu paylaşımlarınızı mesaj bölümünden evet mesaj olarak öğretmenlerinizin size attığı mesajlarınızı İyi gidiyor. Teşekkür ediyorum. Mesela buradan teşekkürler yazalım. Teşekkürler yazalım. Böyle kendiniz tamamıyla kişisel veya toplu olarak öğrencinize, öğretmenlerinizle buradan ilişkinizi kurup onlarla beraber sınıf alıp sınıf içerisinde ödev gönderip ödev alıp yani birçok işlemi hem mobil uygulamasıyla hem telefonunuz web sayfasıyla yapabiliyorsunuz. Buradan da Edmodo'nun şu an görüldüğü gibi kendi profilinde paylaşmış olduğu şeyler var. Onları da size gösteriyor. Ben sınıf içinde yaptım. Yani bu mobil uygulamasında sadece şu plan kısmını göremedim ama muhtemelen buralarda bir yerlerdedir. Yani şu an gözümüzden kaçmış olabilir. Ve yine telefonunuza yukarıdan aşağı böyle çektiğinizde Edmodo'nun sizinle alakalı hangi saatte, hangi öğrencinizin ne yaptığını, hangi yorum yaptığını veya beğendiğini yine buradan bildirim olarak da görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi telefonunuza geliyor. Zaten güzel tarafı o. Ödev verdiğimde tık diye öğrencinin telefonuna bildirim gidiyor. Mobil uygulamasının avantajı yine bu şekilde var. Edmodo'nun genel kullanımı böyle.
oluşturdunuz ve daha sonra bu sınıfınızla alakalı süreniz doldu veya paylaşım yapmak istemiyorsunuz, kapatmak istiyorsunuz. Yine sınıfınızı açtıktan sonra sınıf sekmesinde şuradan sınıfla alakalı gelişmiş ayarlar bölümü var. Buradan sınıfınızı komple silip komple kapatabiliyorsunuz veya sadece üyeler okuma yapmak istiyor veya sadece verilerden mesela buradaki paylaşımları verilerden gizleyebiliyorsunuz gibi bazı seçenekler yine burada var. Böyle bu şekilde ayarları değiştirip yine sınıfı komple kapatabiliyorsunuz.